aldığında da, e, kapını çalıp gözaltına aldığında da hukuku uygulamaktır. Eğer böyle bir ihtimal varsa bu çok fena bir şey. Yani hukuk dışı bir şey oluyorsa. Hele hele YouTube'dan video yayınlandığı için oluyorsa hukuk dışı bir şey. Ama e, buna ilişkin daha ayrıntılı konuşacağız ama burada bir şey daha söyleyebilirim isterseniz. Lütfen. Fakat hangi tweetleri yasaklandı? Hangi tweetleri çok yasaklandı? Önemli. Hangi tweetleri çok yasaklandı? önemli e, Ankara'daki istinaf mahkemesiyle ilgili, başkanıyla ilgili, otelde yapmış olduğu tatille ilgili iddialarını içeren tweetleri yasaklandı. Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Mahkemeye başvurdu yasaklandı. Bu kaçıncı video? 9. Dokuz. video. Türkiye kaç gündür bu olayı konuşuyor? Bugün 9 Haziran. Yani tam 5 hafta, 2 Mayıs'tan bugüne sayarsan bir hafta, bir ay, bir ay bir hafta. Yani 5 haftadır konuyu konuşuyor. 5 haftadır, 5 haftadır cinayeti konuşuyoruz, engelleme olmadı. 5 haftadır karakolda dövülen milletvekilini konuşuyoruz, engelleme olmadı. gazete 5 haftadır gazete baskınını konuşuyoruz, engelleme olmadı. Hatta gazete baskını sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminin yöneticilerinden biri dedi ki oh be rahatladım bu açıklamadan sonra hep benim üstüme kalıyordu mesele dedi. Engelleme olmadı. Yolsuzluğu konuşuyoruz, çökmeyi konuşuyoruz engelleme olmadı. Ama Ankara'daki İstinaf Mahkemesi başkanının tatiline engelleme oldu. Ya ülkenin namusu, ülkenin şerefi, ülkenin varlığı, sokakta yürüyen vatandaşın vicdanı. İşte üzerinde mahkeme cübbesi olan bir insanın kendi adaletinden daha mı değerli, değersiz? Daha mı değersiz? Yani ben baktığımda 5 haftadır konuştuğumuz burada olanlara hani engelleme eğer ben engellemeye karşıyım. Eğer engelleme gerekiyorduysa, hukuki olan engelleme değilse bu muydu yani? O yüzden ben gelinen noktada, yani gelinen noktanın enge mahkeme kararıyla yapıldı engelleme onu biliyoruz. Mahkeme kararıyla yapılan engellemenin bile kendisi hukuksuzluğun Kendisi hukukun nasıl böyle cebinizde taşıdığınız bıçak gibi elinizde tuttuğunuz çatal bıçak gibi araç sallaştırdığınızın ifadesidir. Bunu daha ilerleyen saatlerde konuşacağız ama ben Saat bunu söylemiş oldum. 22 bloğunda bunu ayrıntılı bir şekilde bu konuları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama şirin'den de birkaç cümleyle böyle bir girizgah yapalım ondan sonra araştırmaya geçeceğiz. Şirin Evet şimdi Barış'ın söylediği noktadan ilerleyelim. Peker'in videolarına neden ara verildi? Bence Barış'ın söylediği çok önemli. Şimdi normal şartlarda gerçekten kendine güvenen bir iktidar varsa, çünkü Cumhurbaşkanı öyle diyor ya, bugünkü konuşmasında da söyledi. Bizim bu meclise getiriyorsunuz bir takım saçma sapan iddialarla kaybedecek vaktimiz yok. Meclisin de böyle bir vakti yok madem bunlar saçma sapan iddialar ve siz kendine çok güvenen bir iktidarsınız bu ortaya atılan iddiaların hepsinin yalan olduğunu külliyen yalan olduğunu e, iddia ediyorsunuz o zaman e, birincisi zaten bunların üzerine gidersiniz ve e, belgeleri ortaya koyarak çürütmeye çalışırsınız İkincisi bu saçma sapan bulduğunuz iddiaların sahibi olan e, kişi mafya e, lideri olarak eee Değer isimlendiriyorsunuz ya da e, kimi siyasetçilerin hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, deyimiyle pislik denilen bu e, isim 3-5 tane kendisi zaten söyledi benim gidecek çok fazla yerim kalmadı dedi. Bir iddiaya göre Bahreyn'deydi, bir iddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi, bir iddiaya göre Suudi Arabistan'daydı. Şimdi bu ülkelerle Türkiye'nin zaten e, Türkiye demeyelim iktidarın zaten son dönemde ilişkileri son derece bozuk. Özellikle Suudi Arabistan'da. Ee, son videosunda Peker dedi ki çok uzun bir yol gitmek zorunda kaldım. Zorlu bir seyahat yaptım. Ancak vardım gecenin bu saatinde videoyu da bu uzun seyahatten sonra dolduruyorum demiştir. Demek ki 8. videodan sonra yer değiştirdiğinde uzun bir yolculuk muhtemelen muhtemelen değil %90 e, araba e, yolculuğu yaparak gitmiş ve uzun bir yol kat etmiş. Diyelim ki Suudi Arabistan'da. Diyelim ki yine o bölgede coğrafyadaki herhangi bir Katar'ın dışında bir yerde. Bahreyn'le de aramız e, Türkiye'nin iktidarının arası iyi değil. Şimdi ne yapar bu durumda iktidarın? Normalde demesi gerekiyor ki biz madem hangi otelde kaldığını tespit ediyorlar, o zaman çıkarlar derler ki şu ülkede kalıyor, biz bu ülkeye dışişleri bakanlığımız kanalıyla nota verdik, oradaki büyükelçiliğimiz gitti, oradaki makamlara resmen iade başvurusunda bulundu elimizdeki belgeleri ortaya koyduk. Bunun bize iade edilmesini istedik. Normalde kanal böyle işlemiyor mu? Böyle işliyor değil mi? Daha önce Fethullah Gülen'i iadesi için Amerika Birleşik Devletleri makamlarına böyle başvurdular. Büyükelçiliği defalarca Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar. Madem öyle Peker'in de bu şekilde iadesinin istenmesi ya da yakalanmasının istenmesi gerekiyor. Yurt dışındakilere bunu yapıyorlar. Bunu neden yapmıyorlar? Madem tespit ediyorlar yerini niye açıklamıyorlar? Neden bu ülkeler nezdinde resmi girişimlerde bulunmuyorlar? Bunlar hepsi birer soru işareti. İkincisi yine Barış'ın söylediği e, mesele çok önemli. Ama ben şöyle düşünüyorum. Peker'in yani bundan sonra hiçbir video çekmesine de gerek yok aslında. E, diyelim ki buraya kadarki bölümünü alalım. Yani çekerse ve anlatırsa tabii ki bunlar yeni belge demektir, yeni iddialar demektir. Bunların da araştırılması gerekir. Zannediyorum kamuoyu da en fazla tabii ki daha önce kendisi söylediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun etrafındakilerle ilgili bir takım ıı, bilgileri ıı, dinlemek istiyor ya da söyleyeceği, ortaya koyacağı iddiaları dinlemek istiyor ama Orada da daha önce konuştuk. Peker bence Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşunu şu anda son derece temkinle ilerlemekte. Yani oraya pek girmek istemiyor da. Öncesinde bir yol e, haritası çizmiş durumda. Taşları döşüyor ve gelecek olan geri dönüşlere göre değerlendirme yapıyor. Ha bu arada videolara ara vermesi demek belki sadece yerinin tespit edilmesinden dolayı değil. Belki Peker'le de bir takım anlaşmalar yapıldı. Ve bir takım anlaşmalar hassas anlaşmalar üzerinde şu anda konuşuluyor. Belki bir pazarlık süreci gidiyor. Yani güvenlik nedeniyle yol yapacağım, işte yol kat edeceğim, o yüzden ara verdim diyor ama belki de aslında kapalı kapılar ardında daha fazlasını anlatmasın diye bir takım alışverişler de dönüyor olabilir. Bunu da bir kenara koymamız gerekiyor ama evet. bu iş artık peker olmaktan da çıktı. Son cümle şunu söyleyeyim. Evet. Şu ana kadar söyledikleri iddialar bile sadece üzerinde konuşmamıza yetecek kadar e, ciddi iddialardır. Peker'e de geçelim. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Evet. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toplu'nun sadece söyledikleri Peker'e attık. Kendi açıklamaları, kendi Peker'den bağımsız kendi açıklamaları bile bence üzerinde konuşulmaya değer. Nedir o? Sadece ben değil. Bakın hakim ve savcıların çoğu benden çok daha lüks hayatlar yaşamaktadır. Bu ifadesi bile sadece hükümetin, iktidarın, muhalefetin harekete geçmesi için yeterli bir itiraftır. Bıraktık kendi özel hayatını. Bu çok ciddi bir iddia. Bunu evet. da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama bunu konuşacağız. Iı, saat 10 ıı, bloğunda yani 22'de e, konuşacağız. E, o yüzden burada şey yapalım. Ben sadece iki e, konumuza geçmeden önce iki şey söylemek istiyorum. Birincisi şu, sayın seyirciler biraz önce Şirin Payz'ın söylediği önemli bir şey var. Bunu daha önceki yayınlarımızda da sürekli vurguladık. Bu olay Sedat Peker olayı değil. Bizim konuştuğumuz şey Sedat Peker olayı değil. Zaten Sedat